Gram altının rekor tahmisinin sebebi ons altın fiyatının yukarı yönlü hareketidir. Bunda birkaç temel sebebi var bizim de takip ettiğimiz. Birincisi Fed'in, Amerika Merkez Bankası'nın faizlerine devam edip faiz arttırımlarına devam edip etmeyeceği konusuydu. Onu biraz belirsiz bıraktı geçen toplantısında. Piyasanın belirsizliği birinci sebebi bu yüzden. İkincisi yine Amerika'daki bankaların dengesiz bilançoları daha önceki iflas haberlerinden de etkilendi. Üçüncü olarak da yurt içindeki talebin fazla oluşu. Ağızdan fazla talep olduğu için şu an gram altın fiyatları yukarı yönlü hareket etmekte. Farklı fiyatlanıyor. Ons altın şu an 2050'lerden işlem görüyor. Kendi rekoru 2078'i test etti bir gün önce. Şu an 2050-51 civarlarında seyrediyor. İç piyasada talep ağızdan fazla olduğu için şu an ekranlarda gördüğümüz fiyatla fiziki fiyat arasında fark var. Bunu gram altında en çok takip ediyoruz. Gram altında en çok görüyoruz. Gram altın ve sarrafiye tabii ki. İki yeri takip ediyoruz. Hem ons'u hem de çarpanlardan biri olan dolar TL'yi. Biz de takipteyiz, izleyeceğiz. İkisiyle beraber hareket eden bir parite. Genelde yukarı yönlü halk da konuşuyor, biz de konuşuyoruz ama bilemeyiz tabii ki yönlendirmek doğru olmaz diye. Gram altınımız 1385 liradan satıyoruz. Çeyrek altın 2280 lira. Yarım 4560 lira ve tam altında 9350 lira. Şu an alış var tabii ki. Talep var. Dediğim gibi arzdan çok talep var. Fiyatlamaların yukarı yönlü gitmesinin sebebi de bu. Yurt dışından gelecek haber akışını takip ediyoruz. Bu en az dolar TL paritesi kadar onsu da etkilediği için önemli bir bilgidir diye ekleyelim. Vatandaşlarımız tabii ki altına talebi var. Bildiğiniz üzere altın her zaman güvenli limandır. Dünya konjonktüründe karışık bir haber akışı olduğu için herkes gibi bizler de vatandaşlarımıza güvenli liman olan altına yöneliyoruz. Efendim,